Fussilet Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamim. Bu kitabın indirilişi Rahman Rahim olan Allah tarafındandır. Bu, ayetleri Arapça bir Kur'an olarak açıklanmış, bilen bir toplum için müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiş bir kitaptır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi, artık dinlemezler. İnkarcılar şöyle demişlerdi, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir sağırlık vardır. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Sen istediğini yap, biz de yapanlarız. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermezler. Ahireti inkar edenler de işte onlardır. Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlar için başa kakılmayan kesintisiz bir ödül vardır. De ki, siz yeryüzünü iki günde yani iki dönemde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yeryüzüne üzerinden ağır baskılar yerleştirmiştir. Orada bereketler yaratmış ve orada tam dört günde yani dört dönemde isteyenler için eşit gıdalar belirlemiştir. Sonra duman yani gaz halinde olan göğe yönelmişti. Göğe ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin deyince onlar da isteyerek geldik cevabını vermişlerdi. Böylece gökleri iki günde yani iki dönemde yedi gök olarak yaratmış ve her göğe görevini vahyetmişti. Biz yakın göğü kandillerle ve koruma ile yani koruyucu güçlerle süslemiştik. İşte bu güçlü, bilen Allah'ın ölçüsüdür. Yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırım gibi bir yıldırım afetine karşı uyarıyorum. Hani elçiler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedikleri zaman onlar, Rabbimiz peygamber göndermek isteseydi elbette melekleri gönderirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz demişlerdi. Ad kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere kibirlenmiş ve bizden daha kuvvetli kim var demişlerdi. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan çok daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Bu nedenle biz de onlara dünya hayatında alçaklık azabını tattıralım diye o kara günlerde soğuk bir rüzgar göndermiştik. Ahiret azabı elbette çok daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Semud'a gelince onlara doğru yolu göstermiştik ama onlar körlüğü doğru yola tercih etmişlerdi. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden küçük düşürücü azabın yıldırımı onları yakalayıp çarpmıştı. İman edip takvalı davranmış olanları ise kurtarmıştık. O gün Allah'ın düşmanları ateşe sürüklenmek üzere bir araya getirileceklerdir. Sonunda oraya geldikleri zaman işitme duyuları, gözleri ve derileri işledikleri şeylerle ilgili olarak onların aleyhine şahitlik edecektir. Kişiler derilerine niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz diye sorunca onlar her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturmuştur. İlk kez sizi de o yaratmıştır. Yalnızca ona döndürüleceksiniz diyeceklerdir. Siz işitme duyunuzun, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Ancak yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz işte bu zan var ya, sizi o mahvetti ve kaybedenlerden oldunuz. Dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Mahşerde Allah'ı hoşnut etmek isterlerse bu istekleri asla kabul edilmeyecektir. Biz onlara bir takım arkadaşlar sardırmıştık da, onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü göstermişlerdi. Kendilerinden önce geçen cinlerden ve insanlardan oluşan ümmetler hakkında uygulanacak azap sözü onlar için de gerçekleşmiştir. Şüphesiz ki onlar kaybedenlerdi. Kafir olanlar, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okunurken onunla ilgili gürültü yapın. Umulur ki galip gelirsiniz demişlerdi. Kafir olanlara elbette şiddetli bir azabı tattırmaktayız ve elbette onları yaptıklarının en kötüsüyle kat be kat cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin karşılığı olarak orada onlara ebedi kalacakları yurt yani cehennem vardır.
Kafir olanlar şöyle diyeceklerdir: Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra doğru yolda olanlara melekler, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin diyerek inerler. Melekler şöyle devam ederler: Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canlarınızın çektiği her şey vardır ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırlanmış olacaktır. Allah'a davet eden, iyi işler yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sımsıcak bir dost olur. Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük payı olan kimse kavuşturulur. Sana şeytandan bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz ki yalnızca O duyandır, bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun delillerindendir. Güneş için de, ay için de secde etmeyin. Yalnızca O'na, yani Allah'a ibadet ediyorsanız, onları da yaratan Allah için secde edin. İnsanlar kibirlenirlerse bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler hiç bıkmadan gece gündüz onu tesbih ederler, onu yüceltirler. Yeryüzünü boynu bükük görmen de onun delillerindendir. Biz toprağın üzerine suyu indirdiğimiz zaman bir de bakarsın ki kıpırdayıp kabarır. Toprağı dirilten Allah elbette ölüleri de diriltendir. Şüphesiz ki O her şeye gücü yetendir. Ayetlerimiz hakkında eğriliğe sapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine atılacak olan mı hayırlıdır, yoksa huzurumuza güvenle gelecek olan mı? Dilediğinizi yapın. Şüphesiz ki O yaptıklarınızı görendir. Şüphesiz ki kendilerine zikir, yani Kur'an geldiğinde onu inkar edenler kayıptadır. Şüphesiz ki O yüce bir kitaptır. Ona önünden de arkasından da batıl gelemez. O doğru hüküm veren, övgüye layık olan Allah'tan indirilmedir. Sana söylenmekte olan, senden önceki elçilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin hem bağışlama sahibidir, hem de elem verici bir azabın sahibidir. Biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu derlerdi. De ki, O inananlar için doğru yolu gösteren bir rehberdir ve şifadır. İnanmayanlara gelince onların kulaklarında bir sağırlık vardır ve o Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor. Yemin olsun ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Fakat onda anlaşmazlığa düşülmüştü. Senin Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı elbette aralarında hemen hüküm verilirdi. Şüphesiz ki onlar, yani Mekkeliler de Kur'an'dan kuşkulandıran bir şüphe içindedir. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Senin Rabbin kullara asla haksızlık edici değildir. O son saatin bilgisi yalnızca Allah'a bırakılır. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz. Hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Allah o müşriklere hitaben, "Ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, "Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz." diyeceklerdir. Böylece dünyada yalvarıp durdukları şeyler onlardan uzaklaşmış, kendileri için kaçacak hiçbir yer olmadığını da anlamış olacaklardır. İnsan hayır, yani mal ve servet istemekten bıkmaz. Kendisine bir kötülük dokunursa hemen üzülüp ümitsizliğe düşer. Şüphesiz ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona bir rahmet, yani bolluk tattırırsak, bu benim hakkımdır. O son saatin gerçekleşeceğini de sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile şüphesiz ki onun katında benim için daha güzel şeyler vardır der. Kafir olanlara dünyada yaptıklarını elbette bildireceğiz. Onlara ağır azaptan elbette tattıracağız. Biz o nankör insana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da uzun uzadıya yakarışta bulunur. De ki, bir düşünsenize,
o Kur'an Allah katından ise siz de onu inkar etmişseniz o zaman uzak bir ayrılıkta olandan daha sapkın kim olabilir ki? Onlara ufuklardaki ve kendi nefislerindeki delillerimizi ileride göstereceğiz ki Kur'an'ın gerçekliği onlara apaçık olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat edin! Onlar Rableriyle karşılaşma konusunda şüphe içindedir. Dikkat edin! Şüphesiz ki O her şeyi kuşatıcıdır.